Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli, çok değerli bir konuğum bu hafta stüdyo konuğum olacak. Akçakiraz Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Kaya bizlerle birlikte olacak efendim. Sağ olsun başkanımız gelirken de hemen bir teşekkürüm mahiyetli. Şöyle göstermek de istiyorum. Hediyeleriyle birlikte Sayın Başkanımız gelmişler. En sevdiğim konuk tipi. Evet Alper Cevherli 7. gün başlıyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Bizi mahcup ettiniz. Şöyle eli boş gelmemişsiniz her zamanki gibi. Eyvallah. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerinde mi? Elhamdülillah, şükür Mevla'ya. Ne kadar şükretsem azdır. Moralimiz yerinde, heyecanımız tas tamam. Allah bu günümüzden geri koymasın. Evet, amin diyelim. Malumunuz çok zor. Dünya çapında da, dünya genelinde de çok ciddi problemler yaşıyoruz ama... Evet. Türkiye daha da lokalleştirirsek Elazığ çok çok daha büyük sıkıntılar yaşıyor diye düşünüyorum. Muhtemelen katılıyorsunuzdur. Deprem gördük, akabinde pandemi. Zorlu bir süreçten geçiriyoruz. Çok kısa, isterseniz değinelim mi? Daha sonra da Akçakiraz'ı biraz konuşacağız. Nasıl arzu ederseniz. Buyurun. Şimdi tabii yani 197 ülkeyi muhasara altına alan, etkisi altına alan bir katil virüsle bütün ülkeler mücadele ediyor. Tabii bu Mart ayında Türkiye'de sirayet etti. Malumunuz bayağı bir can kaybımız da oldu. Hamdolsun Reis-i Cumhurumuzun, Başkomutanımızın verdiği mücadele takdire şayandır ve aldığı kararlar, aldığı aksiyonlarla hamdolsun ölüm kayıplarını azalttık ve elhamdülillah çok başarılı bir süreç geçirdik. Ve tabii bu bizim ekonomimizi de yerle bir etti. Yani özellikle böyle dar alanda belediyecilik yapan, böyle gelir problemi yaşayan, alternatif gelir kaynakları olmayan belediyeleri ciddi anlamda zora soktu. Şimdi Akçakiraz Belediyesi bu anlamda il bank paylarında biraz kesilmesine maruz kaldık. Nihayetinde yatırımlarımız var. Yatırımlarımız olduğundan dolayı İller Bankası'na borçlanıyorsunuz. İller Bankası size bu yatırım için para veriyor fakat İller Bankası payından kesiyor. Bundan dolayı da biraz da sıkıntılı bir sürece girdik. Hamdolsun inşallah bundan sonra da alternatif gelir kaynaklarını arttırarak bir belediyeyi nasıl başarılı belediye yaparsınız diye sorarsanız, yani birinci ve en birinci eylem planınız gelir kalemlerinizi arttıracaksınız. Gelir artırıcı projeler üreteceksiniz ve ikinci yapacağınız en büyük aksiyon gider kalemlerinizi kısıp tasarruf tedbirlerini uygulayacaksınız. Ve alacağınız malı da en iyi malı değerinde alacaksınız. Yani değerinin altında alacaksınız. Hamdolsun biz şu anda geldiğimiz günden beri bunu uygulamaya çalıştık. Toprak altı ve toprak üstü yatırımlarımızla hakikaten göz dolduran, Akçakiraz'ı yıldızlaştıran, Akçakiraz'ı markalaştıran bir belediye haline getirdik. Ve gerçekten aldığı oyun 3 katını ikinci seçimde alan ender belediyelerden birisiyiz. Hamdolsun seçmen ciddi bir teveccüh gösterdi. Onların da o liyakatını kesbetmek için biz de sürekli sahadayız, arazideyiz. Makam koltuklarından belediyeyi idare etmiyoruz. Elhamdülillah insanların gönlüne giren, insanların yüreğine dokunan, insanların elini sıkan ve gözlerine temas eden, söylediğini yapan ve söylenene de kulak veren bir performans ortaya koymaya çalıştık. Geldiğimiz günden beri de elhamdülillah bunu yaptık. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerine kadar enerjimizi, heyecanımızı sürekli sahaya yansıtıp, sürekli hizmete dönüştürüp ve alnımızın akıyla bu süreci tamamlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi başkanım, evet siz çok hızlı bir şekilde Akçakiraz'a konuyu taşıdınız. Bunları tabii ki konuşacağız. Çok bence de benim görüşüm çok başarılı, çok ön planda bir beldesiniz. Bunları tabii ki konuşacağız. Pandemiden bahsettik. Sadece Elazığ değil, yani Akçakiraz'da da yani... Türkiye'nin her tarafındaki esnaf çok çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ya mesela bununla kısıtlama alakalı vatandaş... var. Kısıtlama var. İnsanların iş kayıpları var. İnsanların ciroları düştü. Şimdi müsteciller var. Kirasını ödeyemiyor. Hasılı yani biz bir Kanada açık konuşayım. Yani biz tamam biz büyük ülkeyiz, güçlü ülkeyiz. Bizim yeraltı kaynaklarımızla bütçe oluşturan bir ülke değiliz. Biz bir Kanada, bir Norveç değiliz. Yani bunu çok açık net ifade edelim. Yani biz de, ama başkanım Kanada'nın nüfusuna bakarsak, bizim nüfusumuza bakarsak biz çok çok kalabalık bir aileyiz. 1/10 kadar. Yani gerçekten Türkiye kendi ölçeğinde çok güzel hizmetler üretti. Yani ben size bak bir tek bir şey söyleyeyim. Biz 2002 öncesinde biliriz, 2002 sonrasında biliriz. Yani ben bir dipnot düşeyim, bir parantez açayım. Şimdi CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin
tüzüğüne de bakın, AK Parti'nin tüzüğüne de bakın. Şimdi bir partinin tüzüğü o partinin anayasasıdır, o partinin amantüsüdür. Yani istişarenin, müşaverenin ve özgürlüğün ve hukukun ve adil bir dağıtımın, dağılımın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız gelin AK Parti'nin tüzüğüne bir bakın. Gerçekten 2002 öncesinde ya Türkiye'de ya arkadaşım üniversite inşaatları, şehir hastaneleri, yani gerçekten böyle ülke liderlerini kıskandıran ve ülke liderlerini celbeden, cezbeden ve onların bir kısmını da kaygılandıran, tereddüte düşüren ciddi yatırımları oldu. Yani şimdi bu pandemiden sonra da reisimiz, cumhurbaşkanımız gerçekten ciddi tedbirler aldı. Bütün yer küreyi istila eden, bütün yer küreyi istila eden bir katil virüsle, bir COVID-19 salgınıyla biz karşı karşıya kaldık. Bunun için reisimiz, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız gerçekten elindeki bütçeyi, kaynaklarını, finansmanını hemen sahaya sürdü. Yani gerçekten belediyeler olsun, esnaflar olsun, ticaret erbabını olsun elindeki imkanların en iyisini seferber etmeye çalıştı. Yani ama ben bunun vatandaş şey diyor başkanım. Vatandaşı memnun edemiyoruz. Evet. Vatandaş gerçekten bu konuda muzdarip, bu konuda gerçekten sıkıntı yaşıyor, problem yaşıyor. Ama ben bunu nasıl izah edeyim, nasıl ifade edeyim, nasıl bir cümle kurayım onu da bilmiyorum. Onun acısını da sancısını da çekiyoruz. Bir özür dilerim, yapılan yardımlarda bir tutarsızlık söz konusu mu? Bazıları diyor ki evet biz devletten destek gördük, bazıları diyor ki görmedik böyle bir şey. Bir tutarsızlık söz konusu şimdi mu? Şimdi ihtiyaçlarla itirazları biz karıştırıyoruz. Evet. İnsanlar ciddi anlamda savurgan. Birazcık tasarruf tedbirlerini uygulasalar, az borçlansalar. Yani şimdi bir 20 yıl öncesine gitsek, tamam biz yani her şeyin en iyisine layığız. Yaşam standartımızı arttıralım, konforlu bir hayatımız olsun, çocuklarımız kolejlerde okusun. Eyvallah. Fakat dediğim gibi yani biz dar alanda belediyecilik yapan ya da bütün coğrafyamıza baktığımız vakit, etrafımızdaki ülkelere baktığımız vakit her tarafta ihtilal var, her tarafta kan var, her tarafta gözyaşı var. Her gün bir travma yaşıyoruz, her gün bir sendrom yaşıyoruz. Etrafımızda her gün tayfunlar, fırtınalar kopuyor, bazen tsunamilere dönüşüyor. Yani bizim bundan olumsuz etkilenmeme gibi şansımız yok. Şimdi benim bunu söylemek istiyorum. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de bir çemberi daraltma hareketi var. Türkiye'yi böyle sıkıştırma, böyle ne bileyim alanını daraltma, çelme takma, onu zayıflatma hareketleri var. Hamdolsun reisimiz akıllı, reisimiz ciddi anlamda irade ortaya koyuyor. Özellikle bu son gelişen olayları da, sanırım son gelişen olayları da biraz içine katıyorsunuz sanırım. Mutlaka. Şimdi bizim ciddi böyle ne bileyim Merkez Bankamız çok güçlü. Ne isterlerse verelim, ne isterlerse yapalım anlamında çok ciddi bir bütçemiz yok. Evet. Ama olanı vatandaşına veren, vatandaşını memnun etmeye çalışan da bir iktidar var. Vatandaşın ihtiyaçlarını göz ardı eden, vatandaşların ihtiyaçlarına vurdum duymaz ve umursamaz bir tavır ortaya koyan bir hükümet değiliz. Yani Allah aşkına 20 yıl önceki yaşam kalitesiyle şimdiki yaşam kalitesini bir kıyas edin. 20 yıl önceki durumumuzla şimdiki durumumuzu bir mukayese edin. Elmayı armuta kıyastır ya. Bizim geldiğimiz nokta, şahsen benim geldiğim nokta, biz 7 kardeşiz. Bir anne, bir babadan 7 kardeşiz. Yani bizim 20 yıl önceki, 15 yıl önceki hayatımızla şu andaki hayatımız arasında vadiler kadar fark var. Elhamdülillah her kardeşin altında lüks arabalar ve her kardeşin farklı işletmeleri. Yani aile bireylerimizin tümü içinde söylüyorum bunu. Ya Allah aşkına yani bu kimin sayesinde oldu, kimde oldu, neyle oldu, nasıl oldu, niçin oldu, neden oldu? Yani bunu hiç kimse sorgulamıyor. Gidiyor çok rahatlıkla borçlanıyor. Çok rahatlıkla çaylı çerezli, pastalı çörekli, sıcak soğuk başlarına günlü gün ediyor. Günlü gün etmesini de biliyor. Mutlaka bir açık verecek. Ya insanlara benim buradan tavsiyem, ya arkadaşım geliriniz kadar, hatta gelirinizin 1/2'sini harcayın, 1/2'sini yatırıma dönüştürün. Ama gelirinin şimdi 5 katını sen yatırıma, 3 katını da harcamaya dönüştürürsen orada açık veriyorsun. Şimdi başkanım ama şöyle bir düşünelim, empati kuralım mı? Eminim ki şu an bizi izleyen vatandaş, daha doğrusu özellikle esnaf arkadaşlar, aile geçindiren arkadaşlar şunu söylüyordur. Ya başkanım yapmayın etmeyin, muhtemelen sizin tuzunuz kuru ama kiram var, bir sürü giderim var, ev kirası, iş yeri kirası, gelir yok ki ortada. Yani şu an pandemiden bahsediyorum.
doğru dürüst bir gelir yok ki. Hani ona göre 3/2'sini harcamayıp da yani bu anlamda izleyiciler şu an şimdi bir tepki gösterebilir dostum, mi? Aziz dostum. Çok özür dilerim başkanım. Şunu da belirtelim. İzleyenler programımıza dahil olmak için bir WhatsApp mesajı attığımız var. O numarayı ben paylaşmak istiyorum. Programa istek, görüş, dileklerini iletmek isteyenler buyursunlar, paylaşsınlar. 0532 23 402 23 nolu WhatsApp hattımızdan 532 23 402 23 nolu WhatsApp hattımızdan programımıza interaktif bir şekilde katılabilirsiniz. Özür dilerim. Buyurun başkanım. Yani bizim arkadaşlarımıza, dostlarımıza, çevremize bunu tavsiye etmemiz lazım. Tasarruf tedbirlerini ciddi şekilde uygulasınlar. Yani harcama kalemlerini azaltsınlar. Yani biz bir normal bir süreci yaşamıyoruz. Ciddi bir darboğazdayız. Ciddi bir cendereden geçiyoruz. Yani Türkiye'de değil, dünyada bir kriz var. Dünyada bir finansman problemi var. Yatırımların azaldığı, harcamaların düştüğü ve insanların yarını düşündüğü, yarını güvence altına alamadığı bir hayat yaşıyoruz, bir süreç yaşıyoruz. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil. Bütün gelişmiş ülkelerde hakikaten sanayinin çok ciddi anlamda zirve yaptığı ülkelerde bile ciddi bir darboğaz var. Ciddi bir finansman problemi var, kaynak problemi var, kaynak üretememe sorunu var. Ama hamdolsun yani bizim Türkiye, yani yeraltı kaynaklarımız yok. Yeraltı zenginliğimiz de yok. Vergilerle kendini idare eden, vergilerle kendini sübvanse eden bir ülkeyiz, bir devletiz. Ve biz de bunun bilincindeyiz. Ben bunun için diyorum ki 2023 sonrası Osmanlı'nın torunları diye ifade ettiğimiz hakikaten bir şahlanış, bir atılım süreci olacak. İnşallah o yeraltı kaynaklarımız yatırıma, hizmete dönüşecek. Ve inşallah ondan sonra Türkiye bu çıkmazlarını, bu açmazlarını açacak, önüne bakacak. Şu anda ciddi bir darboğazdayız, ciddi bir kriz yaşıyoruz, ciddi bir finansman problemi yaşıyoruz. Vatandaşlar bunun bilinciyle hareket edecek. Harcama kalemlerini düşürecek, tasarruf tedbirlerini uygulayacak. Yani bunun için yani ekonomist olmaya gerek yok. Bunun için iyi bir ticaret erbabı da olmaya gerek yok. Ama başkanım zaten bütün mekanlar kapalı. İşte bir paket servisi belli bir süreliğine, belli bir saate kadar açık. Zaten vatandaşın para harcayacağı çok ekstrem bir yer olduğunu sanmıyorum. Millet evinde yiyip içiyorsa. Vatandaş bundan sonraki süreçte de yani ben vatandaşı buradan tabii bizim de hatalarımız var. Bizim de eksiklerimiz, problemlerimiz, kusurlu davranışlarımız var. Fakat vatandaş pandemi bitecek. Bu kıyamete kadar devam edecek diye bir şey yok. İnşallah hekimler. Biter mi? Erken yani bence süreçte. Biter. Bence normal. Aşı olayı. Yani mutlaka İnşallah. Tesirini gösterecektir. Normal bir süreç başlayacaktır. İnsanlar normal hayatına devam edecektir. Ondan sonra ticaret yine kendi seyrine devam edecektir. Ben bunun mutlaka ama mutlaka normal bir sürece döneceğine inananlardanım. Bazıları endişeleri, kaygıları, tereddütleri arttırma adına böyle melankolik böyle bir hastalığa tutulmuşçasına insanları böyle şeye sevk ediyor. Fakat yani bu aşının özellikle gelmesiyle normal bir hayatın, normal bir aile hayatının, sosyal hayatının seyrine gireceğini, yani normal bir hayatın devam edeceğine ben inanıyorum. İnşallah ticaret erbaplarımız, aile reislerimiz, akademisyenlerimiz, paşalarımız, hasılı hangi kademede iş yapan esnafımız olursa olsun, iş portacısından sanayisine kadar, yani insanlar artık normal seyrinde biraz daha bir yıl, iki yıl daha tasarruf tedbirleriyle kendini böyle bir şey yapmaları lazım. Geri plana gitmeleri lazım. İnşallah. İyi olur inşallah sosyal diyoruz. Sosyal hayattan tabii kopmadan. Sadece bizim değil, tüm dünyanın problemi inşallah iyi olacaktır. Başkanım evet pandemi kısaca değerlendirmeye çalıştınız. Eminim ki Akçakiraz halkına da sizler de elinizden geldiği kadar sizin imkanlarınız kısıtlı. Ama elinizden geldiği kadar yol haritası oluyorsunuzdur, yardımlarda bulunuyorsunuzdur. İnşallah bu süreci atlatacağız. Başkanım geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Evet. O konuyu biraz değerlendirelim. Elazığ halkı çok çok bu ziyaretin umutluydu. Derdimizi anlatabileceğiz, sıkıntılarımızı paylaşabileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini, bakanlarımızın ziyaretini değerlendirelim biraz. Tabii Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız depremden sonra bu ikinci gelişiydi. Evet. Depremin hemen ardından bir geçmiş olsun için geldi. Yaraların sarılması ve depremin izlerinin silinmesi adına hemen harekete geçti. Adımlarını attı, talimatlarını verdi. Bütün bakanlar ve bakanlık bürokratları şehirde hemen bir aksiyon aldılar. Elhamdülillah o aldıkları aksiyon da bugün hizmete dönüştü. TOKİ'nin filizlenen binalarını görüyorsunuz. Doğrusunu isterseniz ben endişeliydim. Acaba tutar mı?
Acaba beğenirler mi? Acaba itirazlar olur mu? Bakın size temin edeyim. Akçakiraz'da 111 tane konut yapıldı. Ben bugüne kadar ya başkanım buranın bu eksiği var, buranın bu kusuru var, buranın bu problemi var. Keşke böyle olsaydı, keşke biraz daha farklı yapılsaydı hem proje anlamında hem uygulama anlamında. Ben bir itiraza şahit olmadım. Özellikle ben burada çevre çok, özür dilerim. Evlerin çok çok dar olduğunu söylüyorlar. Hatta şimdiden çatlakların olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey doğru mu? Ben özellikle ben Akçakiraz'daki projeyi hayata geçiren proje firmasını ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Güzel bir çalışma ortaya koydu. Güzel bir mühendisliği, harikası, zaten mühendisti kendisi. Kendisi de güzel bir iş çıkardı. Ben MFK mühendisliğe de buradan teşekkür ediyorum. Ben özellikle Akçakiraz'ın müteahhitini ve Akçakiraz'da çıkan işi biliyorum. Evet. Ben orası enerjimi daha çok altında. Oraya harcadım. Hamdolsun bana bugüne kadar herhangi bir vatandaşımız oraya anahtarını alıp taşınan, orada nefes alıp veren herhangi bir vatandaşımız gelip bana bir şikayetini, bir arzu endamını yapmadı. Herkes memnuniyetini ifade etti. Herkes geldi, teşekkürlerini ifade etti. Ve elhamdülillah ilk biten TOKİ de bizim TOKİ'mizdi. Ve elhamdülillah TOKİ'nin dışında müteahhitin girdiği ve kendi yerinde yapılması için sarf ettiğimiz enerjimizi biz biliyoruz. Şu anda Bahçakapı'da TOKİ'den yer almayıp biz kendi yerimizde yapmak istiyoruz deyip müteahhitin girdiği tek yer Akçakiraz. Evet. Hamdolsun inşallah Şintilli'yi de yapılandırıp ondan sonra Akçakiraz ve Altınçevre ve Yenice'de yapılandıktan sonra depremin biz bütün izlerini sileceğiz. Şu anda enerjimizi kendi yerinde yapılması için müteahhitin Akçakiraz'a gelmesi için harcıyoruz. Yenice'de olsun, Altınçevre'de olsun ve Şintilli'de olsun TOKİ müteahhitlerinin inşallah biiznillah en kısa zamanda onları da bitirip İnsanları rahat ve mutlu bir yuvalarına döndüreceğiz inşallah. Az önce konuya girdiğimiz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Çeşitli gözlemlerde bulundu. Belki o devletin babacanlığını vatandaşa yansıttı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ziyaretini olumlu buluyoruz. Doğru mudur? Kongre için geldi tabii. Tabii şu 7. anda kongre için geldi. Coşkulu bir karşılama oldu. Vatandaş belki... Tabii Cumhurbaşkanımız yani geldi saat 4 gibiydi. Elazığ geldi, 3.30'da Elazığ geldi. 8.30-9'da da Elazığ'dan uçtu. Yaklaşık 5-6 saat Elazığ'da kaldı. Ve tabii TOKİ binalarını gezdi. Yani işte birkaç hasta ziyareti yaptı. Ve vatandaşlardan TOKİ'nin durumunu sordu. Ve ben bir şikayet aldığını sanmıyorum. Özellikle Yazıkonak'ta. Biz Yazıkonak'ta 3-3,5 saat kaldık. Biz de o ziyaret esnasında yanındaydık. 6 tane evi gezdi. 3 saat yaklaşık 3-3,5 saat sadece 6 evde kaldı. Evet. 3 saat 6 evde kaldı. Ondan sonra o platforma çıkıp konuşması, anahtar teslimi, hasta sorması geri kalan 3 saat de buydu. Özellikle Yazıkonak'ta o vatandaşları gezmesi, hemhal etmesi, selam kelam muhabbet etmesi gerçekten takdire şayan bir davranıştı. Yani inanın o insanları böyle bağrına basıp, ister sırtını sıvazlayıp muhabbet etmesi, dertlerine ortak olması, çok kıymetli. Çözüm odaklı yaklaşımını ben çok anlamlı buluyorum. Evet. Başkanım, Akçakiraz'da da Sayın Cumhurbaşkanımız sanırım gelecekti. Bir program değişikliği mi oldu? Uğrayamadı. Evet, Akçakiraz'a gelemedi. Daha doğrusu hiçbir TOKİ'ye gidemedi. Yazıkonak TOKİ'sini gezdi. Evet. Diğerlerinde helikopterle havadan müşahede etti. Evet. İnşallah memnun ayrılmıştır. Tabii bize yansıyan yönüyle, bizim gördüğümüz kadarıyla bir şikayet, bir tartışma ile karşı karşıya kalmadı. Yani bizim gözlemlerimiz bu. Evet. Şimdi başkanım az önce konuştuğumuz konuyla alakalı mesajlar geliyor. Bir tanesini sizinle paylaşacağım. Hafif sistem dolu sanırım mesajımız. Diyor ki izleyicimiz... Bizim söylediklerimiz tabii vatandaşın hoşuna gitmez. Biz burada vatandaşı celbeden, vatandaşı cezbeden, vatandaşın hoşuna giden şeyler de söyleyebiliriz. AK evet. Parti iktidarının aleyhine kurduğunuz her cümle size belki prim yaptıracaktır. Ama ya arkadaşım iktidar tüketmez, iktidar üretmez, iktidar tüketir. İktidar üretici değildir, iktidar evet. tüketicidir. İktidarın artık insanlar bir şekilde eleştirecek, bir şekilde... Ya bizde o eleştiriler bize ışık olacak kimi zaman. Bize yol haritası olacak. Tabii. Ben bunun için mutlu olurum. Yani insanlar bizi eleştirsin. İnsanlar hatalarımızı, kusurlarımızı, problemlerimizi ifade etsin, söylesin. Biz de önümüze bakalım. Zaten siyasetçi hem önüne bakacak hem arkasına bakacak. Acaba ne yapıyorum?
kendini sorgulayacak. Dünün bugünün analizini iyi yapmalı. Peki o zaman şu mesajı okuyacağım, paylaşacağım. İyi yayınlar dilemişler. Bundan 2 yıl önce hazinemiz dünyaya meydan okurken nasıl oldu da bu kritik sürece girdiğimizde Sayın Belediye Başkanımızın, başkanımızın analiz etsin bu sürece nasıl girdiğimize dair. Medyada ilk kez vatandaşa tasarruf edin diye bir çağrıda duydum. Elhamdülillah diye mesajını sonlandırmış. Aslında siz olması gerekeni, hani bu sürecin böyle yönetilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ya aziz dostum, şimdi ya yer küreyi, yeryüzünü istila eden, kasıp kavuran, yani bir katil virüs var aramızda. Evet. Canlı bir virüs. Bu süreci yönetmemiz lazım. Sizden daha akıllı, sizden daha zeki. Onda da el ayak var, onda da dil dudak var, onda da göz kulak var. Şimdi bu meclise girdiği vakit içimizdeki en hastayı buluyor. Onu da en zayıf adamı en zayıf yerinden vuruyor. Alıp götürüyor. Öyle bir virüsle biz karşı karşıyayız ve onunla mücadele ediyoruz. Hamdolsun yani ülke olarak tedbirlerimizi almışız. Bakanlık olarak bütün tedbirleri almışız. Vatandaşına da en güzel hizmeti yine Türk hükümeti veriyor. Yine bizim iktidarımız veriyor. Yani bu konuda tebrik ve takdir edilmesi gereken bir bakanımız var. Ya Allah aşkına yani bunu bütün yeryüzünün liderleri, bütün dünya liderleri bunu söyledi. Evet. Ya sokaklarda, meydanlarda tedavi gören, ya Allah aşkına ya, cami avlularında ya da sokaklarda, cadde baştan tedavi gören insanlar var diğer ülkelerde. Ya biz hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık. Hiç kimseye vurdum duymaz umursamaz bir tavır ortaya koymadık. Hastalar bizim canımızdır, yüreğimizdir dedik. Yani ben öyle gördüm. Yani valisinden, milletvekilinden, belediye başkanından, kamu kurumlarından, bütün müdürlerinden. Yani ben bu aksiyonu aldığına inanıyorum. Türkiye'de hiçbir hasta sahipsiz kalmadı. Başkanım size bir iki tane mesaj okuyacağım. Bunları cevaplarsanız. Buyurun. Takdir sizin. Sabahattin Başkan'a soruyorum. TOKİ'lere otobüs ve kara çalışı ne zaman getirilecek? Gidiş gelişlerde zorluk yaşıyoruz. Bu birinci mesajımız izleyiciden gelen. Paşa Konağı'ndan Sarı Yakup'a giden yol delik deşik. Çok iç açıcı bir manzara yokmuş. Bu neden yapılmıyor diye bir vatandaşımızın sorusu var başkanım. Size birçok övgü, tebrik, takdir mesajları da var. Onları da okumuyorum. Yok, siz eleştirileri okuyun, talepleri okuyun. Ama birçok onu da belirteyim. Onları ifade edelim. Eyvallah. Birçok teşekkür. Şimdi, buyurun. Aziz dostum, tabii TOKİ yapıldı. Bunda emeği olan özellikle milletvekillerime ve Sayın Bakanım Murat Kurum'a ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi oranın eksikleri var. Özellikle yol problemi var. Biz o yol problemini inşallah baharın çözeceğiz. Biz bakanımıza da biz buradan talepte bulunduk. Bakanımız da kendisi söz verdi. Biz kendisinden sözü aldık. Özellikle uygulama daire başkanı Osman Direnç Bey'e de talimatını verdi. Arkadaşlarıma da ben buradan bu akşamın müjdesi olarak kendilerine ifade edeyim. TOKİ yolumuz baharın yapılacak. Bize bunun sözünü Bakan Bey'in ağzından Osman Direnç Bey verdi. Uygulama daire başkanı. Ve ikincisi... Özür dilerim, buyurun. Buyurun. Yok, siz buyurun. Hayır, bir soru da ekleyecektim. Ayrıca Karaçalı suyu için de öyle bir çalışmamız yok. Onun yani oraya Karaçalı suyunun gelme gibi bir şansı yok. Kodu kurtarmıyor. Onun çalışmasını yaptık. Hidroforla da taşıma şansımız yok. Onu size söyleyeyim. Tabii bir de Sarı Yakup yolu için arkadaşlarımız söyledi. Şimdi Sarı Yakup yolu il özel idaresinin yol ağıdır. Evet. Biz Vali Bey'le de protokol yaptık. Vali Bey'in hatta Tadım Sarı Yakup Tadım Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş'ın köyüdür. Mehmet Aktaş Bey de hatta bize söyledi. Bize dedi ki efendim orası il özel idaresi yolağıdır. Vali Bey'le biz söyleyin bir protokol yapalım. Vali Bey alt temelini biz dökelim. Asfaltın da o döksün anlamında biz bir protokol yaptık. Baharında Sarı Yakup'un yolları o şekilde yapılacak. İnşallah hizmetlerimiz artarak katlayarak devam edecek. Ben ne diyeyim? Eyvallah. Başkan peki tarım arazileri neden tarım arazileri imar veriliyor diye bir tarım arazilerine tarım arazilerini imara açacak bir gücümüz de yok, bir yetkimiz de yok. Peki, teşekkür ederim. Şimdi başkanım pek fazla Akçakiraz'ı konuşamadık program. Hızla süremiz akıyor. Eyvallah. Şöyle yapalım mı? Madem ki biraz böyle ulusal siyasete hafiften bir dokunduk. İsterseniz erken seçim olur mu?
Bence zamanında olacak. Enerjimizi 2023 boşaltmamızın anlamı yok. Bence. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yapmıştı bununla alakalı. Evet. Erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Hem Sayın Bahçeli'den hem Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduğumuz ifade seçim zamanında olacak. Peki siyasetin içindesiniz. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci dönem başkanlığınız. Artık siyasette bir üstad konumunda sayılırsınız bana göre. Siyasi bir figür, siyasi bir karakter, milletvekili, belediye başkanı nasıl olmalı? Çünkü halktan, halkın kafasında bir soru işareti var gibi düşünüyorum. Yani bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum. Özellikle milletvekili terkibinde ve belediye başkanlığı terkibinde olması gereken özellikler nelerdir? Sanırım siz bana bunu sordunuz. Evet. Şimdi bir belediye başkanı nereye aday olursa olsun, özellikle yani kendi seçim bölgemi söyleyeyim. Özellikle kendi seçim bölgemi söyleyeyim. Elazığ, Yazıkonak, Akçakiraz, Molakendi veya ya da Yurtbaşı. Şimdi oradan herhangi bir yere aday olduğunda özellikle o bölgenin insanları tanımalıdır. O bölgenin ihtiyaçlarını bilmelidir. O bölgenin sorunlarına hakim olmalıdır. O bölgenin gakkoşlarını tanımalıdır. Milletvekili terkibinde olması gereken özellikler bunlardır. Bir insan bir yere aday olduğunda özellikle ya size ihtiyaç duyuldu da mı siz geldiniz burada ben adayım dediniz. Aday adaylığı sürecine dahil oldunuz. Yani insanlar niye aday olur, neden aday olur, niçin aday olur sorusunu sorduğumuzda ya birçok soru cevapsız kaldı. Yani 64 tane aday adayımız vardı. Biz hepsini seçim büromuzda ağırladık. Yani aday adaylığını niye düşündünüz? Yani size acaba ihtiyaç mı duyuldu? Yani acaba bu şehrin sorunlarını siz daha mı hızlı çözeceksiniz? Daha mı bir şey yapacaksınız? Şehri bir yerlere taşıyacaksınız? Yani sizdeki diğer arkadaşı olmayan özellik sizden ne var, fazlası ne var diye sorduğumuzda inanın birçok soru cevapsız kaldı. Çok zayıf halkalar vardı. Ama hamdolsun inşallah bundan sonraki süreçte çok daha böyle dinç, daha aksiyonel ve fonksiyonel adaylarımız olur. İnşallah hem bütün belediye başkanları adayları içerisinde ve bütün milletvekili adayları içerisinde en ideal adaylarımız inşallah listelerde yer alır. Ve inşallah insanların teveccühüne layık olan, hakikaten de şifre olmamış, şifranmamış, tertemiz sicilleri olan siyasetçiler inşallah aktör olurlar. Çünkü milletin buna ihtiyacı var. Millet bunu arzuluyor. Millet bunu talep ediyor. Millet bunu istiyor. Milletin taleplerini göz ardı ederseniz, burdum duymaz ve umursamaz bir tavır ortaya koyarsanız, inanın bir müddet sonra sizi yorarlar. Şu an mevcut. Ya mevcutların içerisinde tabii zayıf halkalar var. Mevcutların içerisinde tabii zayıf halkalar var. Yani şimdi biz 2019 31 Mart'ta seçime girdik. 30 Mart 2014 seçimleri ben çok iyi biliyorum. Yani biz, ben buradan seçimi kaybeden arkadaşlarıma ben üzüntülerimi ifade ediyorum. Yani biz ideal adaylarla seçime girseydik 30 Mart 2014'te, yani bizim hiçbir seçim bölgesinde kaybedecek adayımız yoktu. Hiçbir seçim bölgesinde AK Parti adayı kaybetmezdi. Ama duygusal ve hissi davranılan yerlerde maalesef biz hüsrana uğradık. Maalesef biz iyi ve güzel netice alamadık. Menzile varamadık. Ve bunun acısını ve sancısını çok çektik. Keşke tulum çıkartabilseydik. Keşke bütün seçim bölgelerinde menzile varan adaylar AK Parti'nin adayları olmuş olsaydı. Ama birinci hatamız duygusal davranmamız. Yani deşifre olmamış, yıpranmamış, sicili temiz ve AK Parti'nin ruhuna ve ilkelerine aykırı davranmayan adayları bulup aday edebilsek. Hem milletvekiliydi hem belediye başkanı. Ben bunu açık açık söyleyeyim. Peki o zaman başkanım çok özür dilerim. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz, Elazığ milletvekilimiz Sayın Gülsel Erol ikinci sıradan aday olacağı açıklamasını yaptı. Bu siyasete nasıl bir yön verir? Yani tabii Gürsel Bey yılların siyasetçisi, gençlik kollarından gelmiş, bugün de milletvekili olmuş. Yani siyasetin her kademesinde görev almış, zeki, akıllı bir siyasetçi. Bugün de Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini yapan, hakikaten de kendi alanında göz dolduran bir siyasetçi. Yani baktığınız vakit, yani nereden nasıl yakalayacağını, nereden nasıl vuracağını, nereden, yani biraz da kurnaz. Yaptığı siyaseti beğeniyoruz. Yani beğeniyor mu anlamında demiyorum. Tebrik ve takdir anlamında demiyorum. Fakat yani muhalefeti iyi yapıyor. Bazen işi
muharebeye dönüştürse de, bazen işi muharebeye dönüştürse de, yani kendi adına iyi yapıyor. Zaten iyi yapmasa bunun kararını millet verecek. Ela seçmeni verecek. Ben buradan muhalefet adayı olmak çok kolaydır. Yani biz buradan her şeyi eleştirebiliriz. Yani ipleri koparmak çok kolaydır. Ama önemli olan onun sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Önemli olan onun devam etmesini sağlamaktır. Yani ben buradan sizi eleştirebilirim. Sabahtan akşama kadar neden yaptınız, niye yaptınız, niçin yaptınız, yani kusurlu, problemi, bir sürü sorunlarınızı, davranışlarınızı ortaya koyabilirim. Ama önemli olan onu savunmaktır. Önemli olan devam etmesini sağlayabilmektir. Sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yani bir adım atıp iki adım geri tepmemektir. İktidar olmak gerçekten zordur. Gerçekten yükü ağır. Ama şimdi muhalefetin adayı, ya kimse ondan bir şey beklemiyor ki. Kimse bir şey de talep etmiyor. Ne tayin konusu, ne iş konusu, ne atama konusu, ne de şehirde aksayan bir hizmetin yerine getirilmesi konusu. Tamam, o sadece uyarır, söyler eksikleri, kusurları. Yani gerçekten söylediği çok şey var ama ürettiği çok az şey var. Belki de hiç yok. Bu anlamda ben de eleştiririm. Ama kendi adına yaptığı siyaset tarzı Elazığ'da karşılık buluyor. Yani ben bunu üzülerek ifade edeyim. Yaptığı hani az önce siyaset dediniz tarzı, ya. Geliştiği refleks, geldiği böyle yumuşatıcı ve kuşatıcı bir üslupla insanlara yaklaşması, yani bir teveccüh oldu. Ama ben onu da size söyleyeyim. Yani ben Elazığ'dan ikinci sıra milletvekili adayım demesi bir kaba adaylıktır. Ben bunu çok çok şık bulmuyorum. Yani bu yani bir özgüvenle izah edemezsiniz bunu. Siyasete nasıl bir yön verir? Bunu özgüvenle izah edemezsiniz. Şimdi orada belki de ikinci sıra adayı olup seçimi kaybedecek. Ondan sonra 8 ay sonraki yerel seçimlerde belki belediye başkanı adayını. Yani ben bunu da duyuyorum. Biraz ajitasyonlarla, biraz dramatik konuşmalarla belki belediye başkanı adayını da düşünebilir. Yani ben kendi yakınlarından, kendi camiasından, kendi çevresinden biz bunu da duyuyoruz. İkinci sıra adayı olacak. Ondan sonra mağdurlar oynayacak, seçilemeyecek. Ondan sonra toplumda da bir teveccüh oluşacak. Ardından da çünkü para harcayacak seçimde. Ve insanların, ben niyet okuyorum şu anda, öyle bir şey demiyorum. Varsayım. Ama kendi camiası içerisinde, kendi çevresi içerisinde, birinciden yakınları içerisinde benim duyduğum şey bu. Ondan sonra da 8-9 ay sonra da insanlar çünkü unutmayacak. Sürekli sahada, arazide, meydanda da olacak. Ondan sonra belediye başkan adaylı, Elazığ belediye başkanı, Şehrül Emine olmaya çalışacak. Ama bu çok kolay bir şey değil. Yani ama AK Parti'nin elinden Elazığ'da genel yönetim almak çok kolay değil. Mümkün gibi görünmüyor. Ben onu söyleyeyim size. Peki. Hani az önce konuştuk ya, daha doğrusu ifade ettiniz. Bir milletvekili veya bir belediye başkanı nasıl olmalı diye. Bir taraftan kendi kriterlerinizi belirttiniz. Bir taraftan da Sayın Gürsel Erol'un stratejisini, hamlelerini değerlendirdiniz. Bir taraftan da onu da aslında başarılı buluyorsunuz. Şehir, daha doğrusu vatandaş herhalde samimi, halkın içindeki Sayın Cumhurbaşkanımız gibi halka dokunabilen insanlara daha da mı güveniyor acaba? Ya şimdi aslında yani dediğim gibi, yani muhalefet partili milletvekillerinin, muhalefet partili belediye başkanlarının yani aslında çok söyleyecek sözleri var. Ama yani dediğim gibi, yani onlar sadece eleştirir. Muhatabını sadece yüreğini okşamaya çalışır. Gider meramını dinler, hacetini dinler, sorunlarını dinler ama ürettikleri bir şey yok. Onlara yük olan bir seçmen kitlesi de yok. Şimdi vatandaş gelip bize diyor ki, siz hükümetin belediye başkanısınız. İktidarın eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağısınız. Siz iktidar benim sorunumu çözecekseniz siz çözeceksiniz. Milletin bize yüklediği bir anlam var. Biçtiği bir rol var. Ama evet, ona öyle bir rol biçilmemiş. Öyle bir anlam da yüklenmemiş. O çok manevra da yapabilir. Badanaj da yapabilir. O çok rahat hareket de edebilir. Yani evet, muhalefetin bütün adaylar için ben bunu söylüyorum. Anlıyorum. Ama şimdi bizim de 4 tane müstakbel milletvekilimiz var. Evet. Onlar da sürekli sahada. Fakat vatandaş onlara beslediği muhabbeti, muhalefete beslediği muhabbeti bize beslemiyor. Yani burada bir arıza var, burada bir sorun var. Bizde bir eksiklik mi var acaba? Biz mi kendimizi ifade edemiyoruz, meramımızı anlatamıyoruz? Yoksa her vekilimiz her gün meydanda, her gün sokakta, her gün vatandaşla iç içe. Ama vatandaş bu depremden, özellikle pandemiden sonra çok gerildi, çok kasıldı. Yani vatandaşa da biz bu noktada bir pay veriyoruz, bir hak da veriyoruz. Ama evet, biz ne yapacağız? Kendimizi silkeleyeceğiz. Oyuna gelmeden kendimize geleceğiz. Yine vatandaş ne yaparsa yapsın, biz vatandaşı yad-ı cemil edeceğiz. Vatandaşı baş tacı edeceğiz. Şimdi eskiden
göbeğini kaşıyan insanlar vardı bu ülkeyi idare eden. Değil mi yani? Bidon kafalı insanlar vardı bu ülkeyi idare eden. Ama elhamdülillah. Bugün kendi insanına sıcak bakan, kendi insanın sorunu birinci sorunu olarak gören bir liderimiz var. Ve onun ak kadroları var. Ve bugün de biz onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi başkanım. Bugün Türkiye'de iş yapacaksak yine bizler yapacağız. İş üreteceksek, hizmet üreteceksek yine bizler üreteceğiz. Ya bunu yani bu denenmiş ve test edilmiş aslında. Vatandaşlar da buna kanaat etmiş. Bu ülkeye katacak Meral ve Kemal'in bir sözü yok. Ben onu açık konuşayım. HDP kültürünün bu ülke insanına sunacağı bir hizmet de yok. Yapacaksa yine AK kadroları yapacak, AK Parti hükümeti yapacak, yine liderimiz Cumhurbaşkanımız yapacak. Şehrimizde, şehrimizi biçimlendiren, şehrimizi yönlendiren yine AK kadroları olacak. Peki başkanım, özür dilerim. Bu konuda eminim ki söyleyecek çok çok sözünüz var da süremiz bitmek üzere. Bir konu daha sizinle paylaşacağım. Buyurun. Aslında halktan gelen, biz de gün içerisinde halkın içerisindeyiz. Onların söylemini şu an soru şeklinde sizinle paylaşacağım. Kısaca değerlendirelim. Daha sonra yavaş yavaş Akçakiraz'da pek konuşamadık. Yavaş yavaş programımız... 8'de bitmiyor mu? Yok, yaklaşık bir 5 dakikamız, 5-6 dakikamız var. Başkanım, halkın, şöyle bir analiz var, halkın yorumu. Yapılan kongrede... teveccühün, katılımın çok yoğun olmadığı, AK Parti'nin Elazığ'da geriye gittiğine dair söylemler halk içerisinde konuşuluyor. Katılıyor musunuz? Kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya mesela bizim çok hemen böyle ufak bir dipnot düşeyim. Bizim geçmişte yaptığımız kongrelerde mesela bizden Akçakiraz'dan ya da Yazıkonak'tan her başkan kendi seçim bölgesinden insanlar taşırdı. Mesela bu kongrede İl başkanımızın bizden herhangi bir talebi olmadı. Diğer belediye başkanlarımızdan da olmadı. Yani insanları bir serbest bıraktık. Orada insanlar nefes nefese tıkış tıkış olmasın dedik. Ve biz davet etseydik mutlaka insanlar gelecekti. Virüs şimdi, buna sebep. Yani şimdi orada bir dediğim gibi bir katil virüs var. Canlı dipdiri bir virüs var. İçimize girmiş çıkmıyor. Çıkaramıyoruz. Şimdi orada kongrede coşkular, heyecanlar, azimler olacak. Coşkulu bir kalabalık da olacak. Ama... sonu da hüsran olacak. Facia olacak. Dolayısıyla il başkanımızla yaptığımız işlere sonucu arkadaşlar gelen gelsin. Siz insanları davet edin. Fakat aman. Orada yoğun bir kalabalık, coşkulu bir kalabalık oluşturmak için bir enerji harcamayın. Evet. Eyvallah. Sebebi budur diyorsunuz. Başkanım şöyle... Bir kitabımız var. Ben onu sizlerle, izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli bir abimiz kitap çıkarmıştı. Onu müsaadenizle paylaşacağım. Daha sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Evet, O Sensin diye şöyle kameramıza da gösterelim. Sanatı da biliyorum. Çok önem veriyorsunuz. Sizin de ilgi alanınız. Eyvah. Evet, O Sensin adlı bir şiir kitabı. Ayhan Erhan Köroğlu. Evet, Elazığ biliyorsunuz. Başlayacağım. Evet, Çemiş Gezik'le, aslen Çemiş Gezik ama Elazığlı bir abimiz, çok kıymetli kalemini bir yazarımız. Evet, çok kıymetli bir abimiz. Onun kitabını da şöyle bir programımıza paylaşmış olmalım, söz vermiştik. Çok kısa da bir becerebilirsem bir şiirini sizinle paylaşacağım. Buyurun. Programı kapatacağız. Buyurun. Şiirimizin adı Sende Seni. Sende seni değil beni bulmuştum. İçime bakıp sevgine tutuşmuştum. Hislerime gem vurup sana koşmuştum. Yaşanacak aşkı inan sende bulmuştum. Hiçbir şeyde gözüm yok artık bu alemde. Aşk alevi sarmış kalmış bu nacizane bedende. Yoluna baş koydum naaş artık kefende. Yaşanacak aşk sende kalsın bedenimde. Kalp seçti mi aşkı unutmaz artık çok sever. Seni buldu mu bir kez diller hep seni söyler. Sensiz geçen her an kalbini zikreder. Yaşanacak aşk sende. Her daim seni söyler diye güzel de bir şiirini paylaştık. Başkanım, programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi Akçakiraz'ı çok fazla konuşamadık ama zaten yaptıklarınızla takdire her zaman layık görülüyorsunuz. Dediğim gibi Akçakiraz'da sanmıyorum çok ciddi bir sorun olduğunu. Son sözlerinizi buyurun alalım. Şimdi tabii biz 30 Mart 2014'te biz belediye başkanlık makamına aldığımız oylarla seçildik milletin teveccühüyle. Halktan aldığımız yetkiyle biz 5 yıllık yetkiyle seçildik. O zaman da toprak üstü ve toprak altı bir sürü yatırımımız oldu. Ama halka içilebilir bir su, tadımlık bir su, maşallah dedirtecek bir su içiremedik.
Bunun için de bizim attığımız ilk adım, 2019 seçimlerinin sonuna yaptığımız ilk çalışma, 155 kilometrelik isale hattının tamamını yerlemek, ana hatlarının tamamını yerlemek. 9 tane yer altında kuyumuz var. Arkadaşım bak, biz kendi cazibesiyle akan suyu olan bir belediye değiliz. 9 tane kuyudan ana depoya su aktaran, enerji zoruyla su aktaran bir belediyeyiz. Biz bu 9 tane kuyunun depoya kadar bütün hatlarını ve ev abonelerine kadar bütün isale hatlarını yeniledik. Asbest borularının tamamını ortadan kaldırdık. Avrupa'nın kullandığı OPB borularla döşedik. Ve inşallah biiznillah 155 kilometrelik isale hattının tamamını yeniledik. Gerçek, ciddi söylüyorum, abartı yapmıyorum, abartmıyorum da. Bu pandemi döneminde, özellikle depremin de eş zamanlı vurduğu bir il olarak, beldenin bir belediye başkanı olarak, gerçekten çok ciddi bir krizle karşı karşıya kalmamıza rağmen, ama hizmetlerimizi inkıtaya uğratmama adına çok ciddi enerji harcadık. Çok ciddi bir cesaret örneği ortaya koyduk. 155 kilometre isale hattının tamamını yenileyen bir belediyeyiz. Tamamını yenileyen bir belediye. Baharında inşallah insanlar doğrudur. İnsanlar huzursuz, insanlar mağdur, insanlar perişan. İnsanlar diyor ki çöpün, çukurun ve çamurun eksik olmadığı bir yolumuz var. Yani şimdi paletli makineler 1,5 senedir Akçakiraz'ın sokaklarında. Ya bak, İmamoğlu faaliyet raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ben buna şahit oldum, övünerek anlatıyor. Faaliyet raporunda 28 kilometre isale hattını döşedim diyor. Faaliyet raporunda açıkladı, 28 kilometre isale hattı. Ya biz bir belediye olarak 155 kilometre isale hattı yaptık kardeşim ya. Evet, yaptıklarınızı takdir ediyoruz. 17 milyon liralık bir hizmeti Akçakiraz'da biz ürettik. Evet. Ama inşallah bundan sonra da toprak üstü yatırımlarımızla sosyal donatı alanları, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması, çocuk oyun parklarıyla, banklarıyla, yollarıyla inşallah Akçakiraz'ı markalaştıracağız, Akçakiraz'ı yıldızlaştıracağız. Arkadaşlarına benim istirhamım şu. Lütfen ama lütfen, biz 5 yılına seçilen bir belediye başkanıyız. Gerçekten ilk 5 yıl belediye başkanı çok kısa bir süredir. İkinci 5 yıl içinde inşallah uzun olmayan bir süredir. İdeal bir süredir. Biz ikinci 5 yılda göreceksiniz, hizmet süremiz bitmeden Akçakiraz parklarıyla, banklarıyla, yollarıyla ve gerçekten yıldızlaşan, markalaşan bir belediye olarak teslim edeceğiz. İnşallah. Sizin hizmet süreniz bitmedi ama bizim program süremiz bitti başkanım. İnşallah en kısa sürede tekrardan bir araya gelelim. Buyurun. Bizi öyle bir program soktunuz. Yok pandemi, yok kongre, yok. Evet, ama konuşması gerekiyordu. Konuşulması gerekiyordu bence. Siyaseti, yok. Son sözlerinizi alın başkanım, kapatacağız. Şimdi Rabbim özellikle Akçakirazlı seçmenlerime ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sabırla, sükunetle yine desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bugüne kadar hatalarıma, kusurlarıma rağmen beni bağrınıza bastınız. Eksiklerimize rağmen bizi hoş gördünüz. Yine hoş görmeye devam edin. Ben özellikle bizi destekleyen, bize katkı sunan, bize muhabbet besleyen bütün dostlarıma ben hayırlı akşamlar diliyorum. Kanal Fırat ailesine de teşekkür ediyorum. Çünkü sesimizi duyurmamıza vesile oluyorsunuz. Meramımızı, hacetimizi anlatmamıza vesile oluyorsunuz. Ben özellikle Elazığ içinden ve Elazığ dışından bizi izleyen bütün dostlarıma, bütün Kanal Fırat izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için başkanım. Çok önemli konulara değindiniz. İnşallah başka zaman tekrardan sizlerle birlikte oluruz. Evet, geldik programımızın sonuna efendim. Akçakiraz Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Kaya bizlerle birlikteydi. Çok önemli konulara değindi. Haftaya başka bir konu, başka bir konuk ile tekrardan huzurunuzda olmak dileğiyle. Esen kalın.